Bir gündem dışı bir soru soracaktım. Şimdi her zaman merakıma mucib oldu bu tercüme tabi. Evet. Bu yani Türkler zannederim Abdülkerim Satuk Buğrahan zamanında İslam'a girdiler. Yani bir devlet reisi olarak tepeden inme halka Müslüman olacaksınız mı dedi. Ya ben bunu, sultanınız bu dini kabul etti, siz de bu dini kabul etmeye mecbursunuz gibi halkı bir mecburiyet içerisinde mi tuttu? Nasıl gelişti? Tahir-i şey, mazur görün. Giriş olarak bir standartizasyon yapamıyorsunuz. Aynı şey Medine'de de vaki oluyor. Esad ibn-i Zurare Mekke'den İslam'ı onlara öğretmesi için istedikleri ve Peygamberin de onların yanına katıp gönderdiği Musab ibn-i Umeyr'i yanında gezdirirken bir Muaz ibn-i Cebel var. Orada ya Evsin ya Hazrec'in birisinin kabile reisi. O bir adam gönderiyor Esad'a. Diyor ki yanındaki yabancıyı diyor yani Mekkeli Musab'ı kastederek kovsun. Çoluğumuzu çocuğumuzu yoldan çıkarıyor. Yoldan yani ataların dilinden doğru. Adam gidiyor diyor böyle böyle. Musab ibn-i Umeyr diyor ki oturup beni dinlemez misin? Dinle. Ondan sonra diyor konuşalım. Dinliyor adam, aklı yatıyor ve Müslüman oluyor. Tekrar geliyor, Muaz diyor ki, vallahi bu adam gelişine bakıyor, gönderdiğimden farklı bir şekilde geliyor. Zeki de bir adam. Bu sefer kızıyor, kendisi gidiyor. Diyor, be adam, çok Musab, çoluk çocuğumuzu yoldan çıkarıyoruz. Atalarımızdan, gördüklerimizden saptırıyorsun. Terk et, git bu. Esad, sen de buna sahip çıkma. Esad, müdür aleme değil mi? Yine Musab ibn-i Umeyr, Allah'a sığınıp ona da aynı şeyi söylüyor Muaz bin Cebel'e diyor. Beni dinlemez misiniz? Yani beni dinleyin, ondan sonra gerekiyorsa gene gidin. Gerek görürseniz gene gideyim ama lütfen ne diyorum? Buyurun oturun da bir dinleyin. Peki filan. Gayet güzel bir üslupla yaradanla sığınarak anlatıyor. En sonunda o da geldiği amacı unutup diyor bu dine nasıl giriliyor? Böyle o da Müslüman, ondan sonra gidiyor diyor ki kabilesine. Toplanın. Herkes toplanıyor zaten, şef. Diyor, Evs'ten mi yani hangi kabileye mensupsa, şu anda tam hatırlamıyorum. Kim Müslüman olmazsa gözüme görünmesin. Akşama kadar herkes diyor Müslüman olacak. Yani bunu engelleyemiyorsun. Mesela Peygamber Hamza'yı anlatıyor, hiç tınmayan Hamza. Bir gün avdan dönerken birisi ona diyor ki, biliyor musun? Onun da bozulduğu bir Ebu Cehil. Yeğenine ne hakaret yaptı, ne kabileler arasında çekişme. Ne yaptı? Alçak, hemen. Diyor Hamza. Dayı ya. Böyle böyle diyor. Filanın devesinin eşini diyor. Hani Yahu'yla beraber çıkan şey var kısmı. Onu diyor. Filanın kölesini getirtti. Namaz kılıyordu. Senin yeğenin Muhammed. Kardeşim ne oluyor? Diyor, onun üstüne attırdı. Hakaret etti. Vay! Eve gitmiyor. Hamza elindeki yayı biliyorsun. Darmada çat kafasına. Ondan sonra da diyor. Hadi bakalım. Onun dinine de giriyorum. Hadi ne yapacaksın? Böyle mi girilir? Yani bacadan düşüyor. Tabir caizse. Onca zaman peygamber anlatmış hiç. Standartize edemiyorsun. Hani topluca, münferit, bacadan, pencereden, kapıdan, duvar edilerek. Ama geldiği yerde kalmayıp ilerlere gitmeyi. Öyle kabul etmiş olabilir. Böyle kabul etmiş olabilir. Bu fazla önemli değil. Kimisine bakıyordum, gazetede okuyordum. Gece bir Ermeni bilmem Siirt'in ne köyünde rüyasında görmüş. Sabah kalkmış, görmüş. Rüyada görülerek mi Müslüman olur yoksa aklederek. Çünkü rüya, yani uyku hal insanı akledemediği hal dediğim. Neyse bir şey diyemiyoruz da böyle oldum olmaz denmez de iyi hoş geldin sefa geldin de işte orada buyurma buyur şöyle baş köşeye geç yani daha ilerlerine girince anla da bu işin nasıl olduğunu da anla nasıl amel edileceğini de anla demek lazım değil mi yoksa böyle olunmaz geri çık diyemezsin hani kimseye diyemezsin böyle bir hak kimseye verildi. Peki yani ne durumda Türkler İslam'a girseydi bugün biz toplum olarak, şey olarak daha avantajlı bir duruma gelirdik. Bak, yani gerek İslam... girseydi, yani peygamberin zamanında bildiği yani. Girseydi, Türk'ü, Kürt'ü, Arnavut'u bilmem, boşuna kim olursa olsun. Öyle girseydi, bu halleri hiç düşmezdi. Biz şimdi o hale çevirmeye çalıştığımız içindir ki, müthiş bir irtifa kaydettik. Ve tüm toplum bu hale dönüşür ise, bakın koca devasa toplumda, nihayet biçimciyiz şu şekilde düşünebilen, algılayabilen. Bu halimizle bile Türkiye'yi horor hoplatıyoruz. Bir de düşün tüm toplum bu hale gelirse buna yetişilir mi? Güç mü yeter? Evet.
Evet. Dünyayı altın üstüne getirir onda. Herkesi etkiler. Tıpkı peygamberin gününde bir cimcik Müslümanın tüm dünyayı böyle lazer ışınları gibi herkesin gözünü kamaştırdığı gibi. Dikkat edersin. Şimdi pili bitmiş şey gibi, ampul gibi yanıyor. Yani yanıyor mu, yanmıyor mu? Acaba bir yerden ışık düşüyor da onun ışığı mı geliyor yoksa Elfener'in ışığı mı, kendi ışığı mı belli değil şimdi.